Eğitimle devam edelim. Efendim, bu kare muhtemelen pek çok velinin bugün karşılaştığı bir kare. Malumunuz pandemi nedeniyle uzun süredir yüz eğitim başlayacak mı, başlamayacak mı, nasıl başlayacak, ne olacak diye konuşuyorduk. E, ardından 31 Ağustos'ta da uzaktan eğitime geçtik. E, i̇lk günden bu yana bir kaos yaşanıyor kuşkusuz. Ama 21 Eylül tarihi önemliydi. Yani e, okullar, işte ilkokullar, birinci sınıflar dün de paylaştık size. Okullarına gittiler. Öğrenciler bir kez daha öğretmenlerle beraber ekran başına oturduğu ders yapmak için. Kısa adı EBA olarak bildiğimiz, bilinen Eğitim Bilişim Ağı çöktü bugün ve çok çok konuşuldu. Öğrenci ve öğretmenler sisteme giriş yapamadılar. E, bu sevimli görsel paylaşıldı. Rengarenk çocuklarımız harflerin üzerine oturmuşlar. E, çok kalabalık uyarısıyla karşılaşıldı. E, haliyle aklımıza geliyor şimdi yani Burkina Faso'dan, Uganda'dan, Ukrayna'dan EBA'ya girmeye çalışan çocuklarımız bir şeyle öğrenmeye çalıştılar Türkiye'deki öğrenci mevcudunun çok üzerine çıktı ve EBA mı çöktü diye merak ediyoruz. Zaten özel okullar malumuz aylardır Google altyapısını kullanıyorlar. Bir tek geriye devlet okulları kaldı. EBA kullanan veya kullanacak olan bir süredir de çalışmalar var. Ciddi yatırımlar yapıldı. Ödenek ayrıldı. Bu zamana kadar ne yapıldı? Bu kalabalık, kalabalık mıdır bu? Bilmiyorum. Yani öngörülemedi mi? Bizim öğrenci sayımız belli değil mi? Mesela bu öğrencilerin EBA'nın başına oturacağı belli değil mi? Sistem buna göre tasarlanmadı mı? Diye merak ediyoruz efendim. EBA'da yaşanan bu erişim sıkıntısı bugün Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'a da soruldu. Onun da gündemindeydi. Çözüm için çalışmaların sürdüğünü söyledi Ziya Selçuk. Bakalım açıklamalara. Bu aslında bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var Hepinizin malumu dünyanın çok büyük sitelerinde kimi zaman duraklamalar aksaklıklar oluyor ve belli bir süre sonra bunlar gideriliyor Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisindeler ve bu altyapı giderek daha da daha da güçlenecek ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz almaya devam edeceğiz ve bu anlamda, ee, Eba Destek Merkezlerinin bugün itibariyle yani yarım saat önceki sayı itibariyle 8668 oldu. Akşama kadar 9000 olur sanırım. Oralarda da çok daha rahat bir erişim imkanı olacak. Ee, bazı özel okulların e, bütün sınıflarda öğrencilerini e, almasıyla ilgili bir takım haberler bize de ulaşıyor ama çok net olarak hani bir şeyi söylemek isterim. Bununla ilgili bütün takipler yapılıyor ve derhal soruşturma açılması ve bu konularla ilgili müeyyidelerin, yaptırımların, cezaların hayata geçirilmesi söz konusu. Bu ulusal düzeyde alınan bir karar. Kısmi olarak çok az da olsa eğer bu karara uymayan okullarımız varsa gereken tedbirler alınıp cezalar verilir. Evet, biraz konuşalım. E, Dijital Güvenlik Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Efendim, şimdi Sayın Bakan da ifade etti, dünyada çok önemli siteler de bazen çöküyor diye. E, ama bu EBA'nın ilk günü. E, herhalde dünyada çok önemli siteler ilk günlerinde çökmüyorlar. E, ve öğrenci sayısı belli değil miydi? Bu sorun neden kaynaklandı? Nasıl giderilecek? Giderilebilecek mi? Niye böyle şeyler yaşıyoruz e, bir de? Yani yatırımla ilgili mi, altyapıyla ilgili mi? Ne yapılmalıydı, yapılmadı ve böyle oldu? Evet, uzaktan eğitim ya da dijital eğitim uygulamaları e, kısa vadeli yatırımlar değil. Öncelikle bunun altını çizmek gerekiyor Mehmet Akif Bey. Yani üç aylık, beş aylık bir süreç değil. Öncelikle bir Fatih projesini bir kenara koyarak parantez içerisinde baktığımız zaman 2009 yılından itibaren biz aslında bunları konuşuyoruz. Keşke proje işleseydi, keşke amacına ulaşsaydı belki bunları konuşmuyor olacaktı. Bir kere teknik olarak bu bir bank genişliği problemi. Üç şeritli bir otoban düşünelim. Bu üç şeritli otobanı bire indiriyoruz ve herkesin bu şerite girmesini istiyoruz. Trafik nasıl oluyorsa, aynı trafik terimi de e, dijital dünyada kullanılıyor. Bu band width dediğimiz band genişliği de daralıyor ve çöküyor. Çok net olarak olay bu. Tabii e, altyapısı e, Google ve Zoom e, süreçlerinde devam eden bir yapıdan bahsediyoruz. Ve Türkiye'de 1 milyon öğretmen, 17-18 milyon da öğrenci var. Bu rakamlar e, belirli. Eban'ın altyapısı da mı Google ve, ve Zoom? E, Özür e, dilerim. Evet tabii o canlı uygulamaları oradan kullanıyorlar. Fakat şu önemli Mehmet Akif Bey çocuklar televizyondan ders işlemek istemiyor. Problem bu aslında. Bir saniye şimdi. EBA, çocuklar canlı ders işlemek süreçlere Evet. E şunu anlamak yani istiyorum. Yani çocuklar ha, buyurun efendim. Şöyle EBA'nın kullandığı altyapı da Zoom'la aynı mı? Google'la aynı bir altyapı. Aynı altyapı mı? Ya da o, o altyapı... E, tabii, e, tabii tabii alt yapılar... yani çöken, e, tabii altyapılar... Çöken şey tabii. Zoom ve Google mı yoksa EBA niye çöktü? Hayır, Veya Zoom özel ve niye Google, Google değil. E, e, tamam. Zoom ve Google'dan alınan e, bizim e, serverlarımız var. O bank genişliklerini biz satın alıyoruz. Tamam. Mehmet Akif Bey. Yeterince satın Satın alırsak genişliyor. E Tabii yeterince alınmadığını bugün gördük. İnternette e, trend topik olmuş bu olay. Ve çocuklar e, televizyondan ders işlemek istemiyorlar. Biz sizin yayınlarda da bunu ifade ettik. Canlı sınıflarda etkileşimli öğrenme sürecine girmek istiyorlar. Şimdi EBA'nın altı problem alanı var. 1. Altyapı problemi. 2. Erişim problemi. Bakın girişlerde sıkıntı yaşanıyor. 3. içerik problemi. 4. Etkileşim problemi. Ve 5 işleniş ve altı ölçme değerlendirme problemleri var Bu yüzden baktığımız zaman çocuklarımız Elbette yani bırakınız artık Alfa şey Z kuşağını Alfa kuşağını etkileşime girmek istiyor Bu arada bazı yerlerde şunları da duymuyor değiliz işte uzak denetim hiçbir şeye yaramaz buradan davranış kazandırılmaz Hayır davranış çok net kazandırılır ancak Az önce saydığımız e, altı basamağı iyi seyrederse, öğretmen soru sorar, çocuk cevap verirse, animasyonlarla desteklenirse bunun birçok örnekleri var. Sayın e, Bey, sınavlarda şey, derece yapan okullar şu, var. Şu sorunu teknik olarak bir netleştirelim. Ee, ve bir yerde hakkı da teslim Buyurun. edelim. <laughs> Özür diliyorum. Şimdi bu 1.8 milyon öğrenci var değil mi? Ee, bu öğrencilerin ...aynı anda sisteme giriyor olması mı burada mesele? Aynı anda sisteme girseler bile teknik olarak bilmediğim için soruyorum. İnternet sistemi gayet bunu serverlar eğer güçlendirilirse kaldırabilir. Bu ders işlenebilir mi? Yoksa yani dünyada başka ülkelerde bu nasıl yapılıyor? Nüfusu bizim gibi e, yüksek olan e, ülkelerde, öğrenci nüfusu yüksek olan ülkelerde nasıl yapılıyor bu iş? E, onların altyapılarında bu tür sorunlar yaşanıyor mu? Saatleri mi ayıracağız internet çökmesin diye? Ee, biraz teknik olarak bize bunu anlatır mısınız? Evet, bank genişliğini otoban şeridine benzetirsek... Tamam. Az önce 3 şeridi 1'e indirdik ya sıkıştı. Şimdi şeritleri artıracağız. Yani e, serverları artıracağız e, Mehmet Akif Bey. Olur Server mu serverları artırırsak? artırırsak? Zaman, yani, bütün öğrencilerin bir anda sisteme e, girmesi ki, halinde bir sorun ki. yaşanmaz mı? Tabii ki. Dünyanın hiçbir yerinde bütün öğrenciler aynı anda sisteme girmez. Bunun altyapısı planlanır. Bir ders programı yapılır. Bunu EBA TV'de yaptı, EBA online de yaptı. Fakat serverlarımız az bizim. Az olduğu için problem yaşıyor. Neden az? Yani buradan bakan, yani satın almamız gerekiyor. buna bir maliyet gerekiyor. Bu yüzden bakanlığın çok a, acil bir şekilde e, bunu kamuoyuna anlatması, açıklaması ve serverları genişletmesi gerekiyor. Bakınız e, Fransa'da da çöktü geçen hafta. Heh, onu Bu iş e, şimdi. altyapı da mı işi çöktü. E, tabii oluyor. Oluyor yurt dışında da oluyor ama e, şu, anlatmak gerekiyor. Bu teknik altyapının güçlendirilmesi EBA içindeki o canlı yani senkronik derslerin artırılması gerekiyor. İnsanlar bunu istiyor. Benim de 5 ve 6 yaşında oğlum, çocuklarım var. Onlar da aynısını istiyor. Yani öğretmenin soru sormasını, onların cevap vermesini, animasyonlarla desteklenmesi iyi gerekiyor. Yoksa uzaktan eğitim iyi yapıldığı zaman insanlara davranış kazandıran bir süreç. Ama asla okulun yerini tutmaz. Bu yüzden e, teknik olarak dijital altyapımızı güçlendirici sistemler oluşuyor. Dijital ofis Sanayi Bakanlığı buna dönük çalışmalar yapıyor. Yerli yazılımlar, yani serverları Türkiye'de olan uygulamalara bizim derhal geçmemiz gerekiyor Mehmet Er. Özel okullarda durumda. Benzer bir problem yaşadım mı özel okullar? Onlar herhalde daha yine Google Zoom. Özel okullarda kullanıyor. görebildiğim kadar yani daha önceden, yıllar öncesinden kendi sistemlerini kuran okullar var. Bu okullar kendi dijital eğitim merkezlerini kurmuşlar. E, hibrit öğretmen ifadesini ortaya koymuş okullar var ama tabii ki bu bir yatırım. Bu da çok büyük bir yatırım Mehmet Akif Bey. Çok ucuz bir iş değil bu. Bunun çünkü yazılım altyapısı, yazılım mimarisi ve az önce konuştuğumuz teknik altyapısının oluşması gerekiyor. Bunu yapan özel okullarda şu anda işler iyi gidiyor ama yapmayan işte aynı zoom'u kullanma gibi süreçleri ortaya koyan okullar da var. Orada da problemler yaşanıyor. Bir de zoom yorgunluğu diye bir kavram var. Bunları da lütfen hatırlatalım. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz çok böyle hareketsiz süreç içerisinde edilgen kaldıkları zaman hem mental olarak hem de fizik olarak da yorulmaktalar. Bu yüzden uzaktan eğitim çok ciddi olarak planlanması gereken bir yapı. Biz bundan artık kurtulamayacağız, devam edecek bu sistemler. Bu yüzden karar vericilere buradan seslenmek istiyorum. Lütfen öncelikle teknolojik altyapımızı, içerik altyapımızı, işlem süreç altyapımızı destekleyecek faaliyetlere girişmemiz gerekiyor. Peki, Levent Araslan çok teşekkür ediyoruz. Efendim uzaktan eğitim yorucu, zoom yorucu ve buna dair de planlamalar yapılmalı dedi Sayın Eraslan son cümlelerinde. Bir girelim. Ondan sonra girmeyi başaralım becerelim yorulma kısmını da sonra konuşalım devam edeceğiz.